eşim benden habersiz evde bulunan bir parayı alarak kendi hesabına yatırdı diyor. Sonra da bu para benim mihrim dedi diyor. Yaptığım doğru mu acaba demiş. Ben de buradan acizane şunu sormuştum hocam. Siz normalde eşinize mihrini vermediniz mi dedim. Hayır vermedim dedi. Acaba bu durumda eşin yaptığı yani hanımının yaptığı meşru hale gelmiş olur mu hocam? Buyurun. Yani bunu soran bir erkek herhalde. Evet, erkek Yani izleyicimiz. evdeki bir meblağı artık kendi zimmetine geçirip bu benim mehrim olarak mı? Hanımefendi bu Tabii şekilde yapmış. yapıyor. Evet. Buna ne denebilir ki düşünüyorum. Yani bir ailede eğer iletişim sağlıklı olmuyorsa, insanlar birbirleriyle ondan sonra diyelim ki dert ve düşüncelerini rahatlıkla söyleyemiyorlarsa, meselelerini karşılıklı çözemiyorlarsa acaba gıyabında mı yapıyorlar? Yani aile bu şekliyle bir ailenin açıkçası çok huzur, sükun tesis edemeyeceğini düşünüyorum. Yani bu kardeşimize hem beyefendiye hem de hanımefendiye düşeceğim bir şey bir defa aile birlikteliğini, o ne diyeyim ailedeki o birliği, karşılıklı iletişimi ondan sonra tesis edecek mutlaka çaba sarf etmelerini öncelikle tavsiye ediyorum, telkin ediyorum. Bununla birlikte beyefendi eğer hanımına vaat ettiği, mihir olarak vaat ettiği şeyi vermedi mi de kadın böyle bir Böyle bir şeye yola gitti. yola gitti. Bu da önemli bir şey. Yani durup dururken mesela diyelim ki evdeki bir meblağı kendi zimmetine geçirip bu benim mehrimdir diyebiliyorsa ki karşılıklı mutlaka neler var? Alacak verecek meselesinde başka problemler olduğu gibi burada da problem var. Evet. O problemin şey olarak artık sen vermiyorsan bari ben bu parayı alıyorum. Bu da benim mehrimdir. Bana vaat ettiğin şey budur diye düşünüyorsa bunu da ne yapmak lazım? Evet bu şekliyle yapılanı tasvip etmek mümkün değil belki ama buna sebebiyet vermesi açısından acaba kocanın da ihmali var mıdır diye Düşünmek gerekiyor. düşünmek gerekiyor. Peki hocam, teşekkür ederiz.